Emre neredesin? Şu kameranın yanındaki ışıkları kapatsana. Gerek yok çünkü. Intro. Merhabalar. Nasılsın? Vatandaşlıkta belli bir yolu kat ettik, geride bıraktık. Daha önümüzde yol var ama panik yok. Birlikte halledeceğiz. Birinci ünitemiz temel hukuk kavramlarına devam ediyoruz. Bugün hukuku alt dallarına ayıracağız. Ne demek hukuk alt dalları? Şunu mutlaka duymuşsundur. Vergi hukuku, ceza hukuku, borçlar hukuku, anayasa, icra, iflas. İşte bu hukukların her birinin bağlı olduğu başlık var. Biz buna hukukun alt dalları diyoruz. Ve seninle önce hangi hukukun nereye bağlı olduğunu göreceğiz. Ondan sonra da onları tek tek tanımaya çalışacağız. Hazırsan hukukun alt dallarını birlikte tanıyalım. Evet, hukuk alt dallarında bak şimdi kamu hukuk alt dallarım var. Karma hukuk alt dallarım ve özel hukuk alt dallarım var. Hiç acele etmeden önceliğimiz şu olmalı. Biri sana vergi hukuku dediğinde, ceza hukuku dediğinde, icra iflas, anayasa, idare, yargılama, devletler genel bunlar kamu hukuku alt dalıdır. Biri sana medeni, borçlar, ticaret, devletler özel hukuku dediğinde bunlar özel hukuk alt dalıdır diyebilmelisin. Burada yapılan hata demeyelim de eksiklerden bir tanesi şu. Hangi hukukun nereye dahil olduğunu bilmeden atlayıp onlarla ilgili detay bilgilere bakıyorsun. Belki haklısın ama benim önceliğim muhakkak hukuk alt dallarının nereye dahil olduğunu bilmek olmalı. Bunu tanıyor olmak olmalı. Belki sadece soru aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk alt dallarındandır, değildir. Hangisi özel hukuk alt dallarındandır, değildir şeklinde gelecek. O yüzden bunları tanıyor olmak önemli. Peki bu ayrım yapılırken neden bazı hukuklar kamu hukukuna dahilken bazıları özel hukuka dahil olmuştur? Burada karşı karşıya gelen kişilere, taraflara bakmam gerekiyor. Eğer bir işlemde, bir ilişkide bireyle devlet ya da devletle devlet karşı karşıyaysa burada kamu hukukundan bahsediyoruz. Gördüğün gibi taraflardan birinin devlet olması onun kamu hukukuna girmesi için yeterli. Özel hukuk alt dallarında ise bu ikili ilişkide bireyle bireyin karşı karşıya geldiğini görüyorum. Kamu hukuk alt dalları, özel hukuk alt dallarını saydım ama karma hukuk alt dalları ile ilgili hiç konuşmadım. Bakın şimdi karma hukuk alt dallarına. İş hukuku, bankacılık, çevre, toprak, fikir ve sanat eserleri hukuku. Bu listeye burada yer vermemin tek bir amacı var. Bizim asıl meselemiz, asıl mevzumuz kamu ve özel hukuk alt dallarıdır. Karma hukuk alt dallarına şöyle bir göz at sadece. Özellikle de bankacılığa bir kere daha dikkat et. Bankacılık genellikle özel hukuk alt dallarından biri olan ticaret hukuku alt dalı olarak düşünülür, haklı olarak çok da yakışır oraya ama bil ki ticaret hukuku alt dalı değildir. Çünkü bankacılık hukuku karma hukuk alt dalıdır. Belki de sadece buna vurgu yapmak için karma hukuk alt dallarına listede PDF'de yer verdim. Bak yine PDF dedim. İndirmediysen indir. Artık indirmiş ve benimle birlikte ders notlarını takip ediyor olmalısın bu noktada. Bozuşmayalım. Peki. Şimdi ne yapalım? Şimdi burada saydığımız kamu hukuk alt dalları öncelikli olmak üzere ardından özel hukuk alt dallarını tek tek inceleyelim. O kısma geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Kamu hukuk alt dallarında vergi ve ceza hukuku seni bir tık zorlar. Özel hukuk alt dallarında ise bak normalde 4 tane alt dal var. Görüyor musun? 1 medeni, 2 borçlar, 3 ticaret, 4 devletler özel. Baktığında kamu hukuk alt dallarından daha az bir liste. Ama özel hukukta medeni hukukun kendi içinde 4'e, ticaret hukukunun kendi içinde 5'e ayrıldığını görüyorsun. O yüzden özel hukukta mesaimiz daha fazla olacak. Özellikle de medeni hukukun kişiler hukuku temel hukuk kavramlarının en can alıcı kısmıdır. Soru potansiyeli açısından da böyle çalışırken de sizi zorlayacak olan en önemli kısımdır.
kişiler hukuk kısmı geldiğinde uzun uzun konuşuyor olacağız. Şimdi ne yapalım? Kamu hukuk alt dallarını tek tek açalım bakalım. Listeyi biliyorum. Kamu hukuk alt dallarından bir tanesi vergi. Az önce söylediğimi bir kez daha tekrar ediyorum. Benim için önemli olan bir öğrencinin vergi hukuku dediğimde bu bir kamu hukuku alt dalıdır diyebilmesi. Lütfen sen de vergi hukukunu duyduğunda bu bir kamu hukukudur de. Bu bizim için önemli. Şimdi detaylarına bakabilirsin artık. Vergi, vergi, vermek. Şimdi nasıl bilirsin vergiyi? İyi biliriz. Verginin bir tanımını yapmak gerekirse. Kim alıyor? Bir düşün bakalım vergiyi. Kim? Devlet. Kimden alıyor? Senden, benden, bizlerden alıyor. Peki müsaitseniz biraz vergi mi alacağım diyor yoksa vergi vereceksin mi diyor? Vereceksin diyor. Peki devlete ne yaptın aldığın vergilerle diye sorduğunda kalem kalem tek tek sana bir karşılık belirtmek zorunda mı? Hayır değil. Şimdi bunları bir araya getirdiğinde şöyle bir vergi tanımı çıkıyor. Devletin, birlikte yapabilirsin benimle birlikte. Kimden? Kişilerden. Evet. Zorla karşılıksız aldığı ekonomik değer. Devletin kişilerden zorla karşılıksız aldığı ekonomik değer. Tabii burada zorla derken silah zorunu kastetmiyoruz. Ama daha önceki derslerden hatırla, bir devlet otoritesinden bahsetmiştik. İşte burada zorla derken tam da kastedilen bu. Şimdi hukuk bizim için yavaş yavaş başlıyor. Kişilerden dedim ya hani, işte burada kişiler derken bak bakalım buraya. Gerçek ve tüzel kişiler kastediliyor. Özel hukukta detaylarına bakacağız kişiler hukukunda. Hukukta arkadaşlar kişi ikiye ayrılır. Gerçek kişi, tüzel kişi. Gerçek kişi ile kastedilen sen, ben, insanlara gerçek kişi deniyor. Tüzel kişi ile kastedilen kurum, kuruluş, şirket. Ha, devlet o zaman gerçek kişilerden, insanlardan da, tüzel kişilerden, şirket, kurum, kuruluşlardan da vergi alıyor. Sen de bundan sonra hukukta satır aralarında kişi geçtiğinde lütfen hem gerçek kişiyi hem de tüzel kişiyi düşünerek yorum yap. Peki devlet nelerin vergisini alıyor? Ben devlete hangi isimlerle neler üzerinden vergi veriyorum? Her şey dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Peki bakalım konularına göre vergi türleri. Bir, ne diyelim? Gelir üzerinden alınan vergiler, harcama üzerinden alınan vergiler, bir de servet üzerinden alınan vergiler. Bakın devlet 3 başlıktan vergi alıyor. Gelirimden alıyor, yaptığım harcamadan alıyor, bir de servetim üzerinden vergi alıyor. Gelir üzerinden alınan vergi. Devlet diyor ki bir gelir elde ediyorsan, bak gelir elde ediyorsan, kazancın varsa, bu bir ticari kazanç olabilir, çiftçisindir, zirai kazanç elde ediyor olabilirsin, serbest meslek erbabısındır, muayenehanen vardır, buradan gelir elde ediyor olabilirsin, evin vardır, kiraya vermişsindir, gayrimenkul sermaye geliri elde ediyor olabilirsin, bir yerde ücret geliri elde ediyor olabilirsin. Yani eğer gelirin varsa o geliri sana tek başına yedirttirmem, bana da vereceksin diyor. İşte gerçek ya da tüzel kişilerin elde ettikleri bu saydığımız gelirler üzerinden devlete ödedikleri vergidir gelir vergisi ya da kurumlar vergisi. Şimdi madem gelir üzerinden alınan verginin çıkış noktası gelirden veriliyor olması. Az önce sen bana kişinin hukukta gerçek ve tüzel kişi olarak ikiye ayrıldığını söyledin. Yani dedin ki gerçek kişi de gelir elde eder hocam, tüzel kişi de gelir elde eder. Doğru. Gerçek kişi elde ettiği gelirden vergi ödüyorsa adı ne olur? Bak buraya, gelir vergisi. Tüzel kişi bir şirket gelir elde ediyorsa o da elde ettiği gelirden vergi öder. Onun da adı olur kurumlar vergisi. O zaman gelir üzerinden alınan iki tane vergi çıktı karşıma. Gelir vergisi, kurumlar vergisi. İkisinin ortak noktası elde edilen gelir üzerinden ödeniyor olması. Farkı bu geliri elde eden kişi. Gerçek kişi ise gelir vergisi, tüzel kişi ise kurumlar vergisi. Tamam. Bir diğeri harcama üzerinden, gider üzerinden. Yani herhalde en fazla canımızı yakan bu. Düşünsenize cebinizden para çıkıyor. Bir harcamaya katlanıyorsunuz, bir gidere katlanıyorsunuz. O yaptığınız harcamadan da vergi veriyorsunuz. Neler varmış burada?
KDV, katma değer vergisi, ÖTV, özel tüketim vergisi, bir de banka sigorta muameleleri vergisi. Şu dakikadan sonrası sohbet amaçlıdır. Çok soru olarak yansıyacak bir bölüm değil. Mesela KDV'de alışveriş yaptığınızda aldığınız ürünlere göre değişen KDV oranları vardır. İşte %1, %8, %18. Bu ürünleri aldığınızda buraya yansıtılır. ÖTV nedir açılımı? Özel tüketim vergisi. Özellikle lüks tüketilen özel mallara eklenen vergidir. Ve zaten banka sigorta muameleleri için ödediğimiz bedelleri biliyorsunuz. Bir diğer vergi alt başlığı servet üzerinden alınan vergi. Yani devlet diyor ki servetin varsa nedir bir kişinin servet göstergesi? Eviniz olabilir, arabanız olabilir, araziniz olabilir. Dedenden kalan mirası bile tek başına yiyemezsin. Ondan da vergi veriyorsun. Ev, arazi, arsa. Bu benim servet göstergem. Bunlar üzerinden ödediğim verginin adı emlak vergisi. Arabam var. Motorlu taşıtım var. Bundan ödediğim verginin adı motorlu taşıtlar vergisi. Miras durumunda da veraset intikal vergisi ödüyor geride kalan mirasçılar. Şimdi bakın konularına göre vergi türüne çalışırken şunu yapın. Şu şekilde çalışın. Hangisi gelir üzerinden alınan vergilerdendir, değildir? Hangisi harcama üzerinden alınan vergilerdendir, değildir? Hangisi servet üzerinden alınan vergilerdendir, değildir? Yani bu karma tablo çalışmasını muhakkak yapın. Tanıyın. Gelir vergisi, kurumlar vergisi diyorsa gelir üzerinden. Emlak vergisi, motorlu taşıtlar, veraset intikal diyorsa servet üzerinden. KDV, ÖTV bunu unutmazsın zaten. Bunlara da yaptığım harcama üzerine ödenen vergi diyebilirsin. Bu bir. Bir diğer burada dikkat etmeni istediğim yer şurada gelir üzerinden ve servet üzerinden ödenen vergiler var ya alınan vergiler. Gelir ve servet üzerinden alınan vergiler dikkat et dinle beni doğrudan alınan vergilerken harcama üzerinden alınan vergiler dolaylı vergidir. Hani sana hangisi gelir, hangisi servet üzerinden diye sormayıp hangisi dolaylı, hangisi dolaysız diye de sorabilir. Tekrar ediyorum. Gelir üzerinden, servet üzerinden alınanlar doğrudan, harcama üzerinden alınan vergiler dolaylıdır. Şimdi bak harcama sadece dolaylı. Orada da KDV var. Bir mantık yürüt. Bu ne demek? Ben bir alışveriş yaptığımda eve gelip daha market alışverişini dolaba yüklemeden zaten ne oluyor? İlgili vergiler yerine ulaşmış oluyor. Dolaylı çaktırmadan alınanlar. Ya da bir fatura bedeli ödediğinizde o fatura bedelinin içerisinde sadece tükettiğiniz rakam değil onun dışında vergilerin de olduğunu görüyoruz. Tamam. Şimdi neden biz vergi hukukuna paldır küldür vergiyle başladık? Önce bir onu konuşalım. Devletin acaba vergi dışında başka gelir kalemi yok mu? Şimdi şöyle düşünün. Devlet tabii ki sadece vergi geliri elde etmiyor. Ama biz vergiyi konuşarak başladık. Çünkü devletin en önemli gelir kalemi şüphesiz vergidir. Yani yılda 100 lira gelir elde ediyorsa bunun büyük bir kısmı vergilerden elde ettiği gelirdir. O yüzden vergileri tanıtarak başladık. Ancak devletin vergi dışında başkaca gelirleri de var. Vergi dışındaki gelirlere geçmeden önce şunu da hatırlatmak isterim. Devlet bu vergileri toplarken bir takım kurallara da uyması gerekiyor. Bunlara ben verginin ilkeleri diyeceğim. Neymiş verginin ilkeleri? Kanunilik ilkesi, genellik ilkesi ve adalet ilkesi bakalım. Bakın vergi ilkelerinde genellik ne dedik? Adalet. Şöyle yapalım. Bir de kanunilik ilkesi var. Genellik bir şeyin genel olması. Herkes tarafından ödeniyor olması. Vergiler herkes tarafından ödenir ya da çevireyim devlet herkesten vergi alır. Bu genelliktir. Adalet herkesten alır ama herkesin mali gücüne göre alır. Bu ne demek? Yani geliriniz arttıkça verginiz artar, geliriniz azaldıkça verginiz azalır. 3 tane evi olan birinin ödeyeceği emlak vergisiyle bir tane evi olan birinin ödeyeceği emlak vergisi aynı değildir. Öyle değil mi? Ya da 2020 model araç sahibinin ödeyeceği motorlu taşıtlar vergisiyle işte 90 model araç sahibinin ödeyeceği motorlu taşıtlar vergisi aynı değildir. Gelirinize göre artar ya da gelirinize göre azalır. Bu herkesin
mali gücüne göre vergi alınmasıdır. Adalet ilkesiyle ilgilidir. Verginin bir diğer ilkesi bakınız kanunilik ilkesi. Bu ne demek sence? Kanunilik. Bugün devlet şu konuda vergi alacağım diyebilir mi? Diyebilir. Artık şu konuda vergi almayacağım diyebilir mi? Diyebilir. Ancak vergiler devlet tarafından kanunla konur, kanunla kaldırılır. İşte bir şeyin kanunla konup kanunla kaldırılması onun kanunilik ilkesiyle alakalıdır. Vergide 3 ilkeye dikkat et. Vergide genellik herkesten alıyor. Vergide adalet herkesin mali gücüne göre alıyor. Vergiler kanunla konuyor. Bu da kanunilik ilkesi. Şu geldi mi aklına vergi ilkelerini konuşurken böyle bir yerde eşitlik demiş olabilirsin. Dikkat et. Eşitlik vergi ilkelerine çok yakışır. Ancak vergide eşitlik yok. Adalet var, genellik var, bir de kanunilik ilkesi var. Vergi dışında devletin elde ettiği başka gelirler de var dedik. Peki o gelirlere bakmakta fayda var mı? Elbette. Bilmeni isterim. En azından anahtar kelimeler verdim. Onlar gözünde kulağında olsun isterim. Bakalım nelermiş. Devletin elde ettiği diğer gelirler. Vergiyi yine en başa yazdım, bir gör istedim. Resim, hiç o bildiğin anlamda fotoğrafla alakalı bir resim değil bu, onu düşünme. Harç, bir de ne varmış? Şerefi. Bunların yanına da senin için anahtar kelimeler koydum. Karşılıksız kelimesi dikkat et, verginin yanında geçti sadece. Az önce tanımı yaparken de söyledin, hatırla. Ne demiştin vergi tanımında? Devletin kişilerden zorla ve karşılıksız elde ettiği gelir. Bu karşılıksız kelimesi sadece vergide geçer. Yani bu ne demek? Bir soruda karşılıksız kelimesi görüyorsan, devletin elde ettiği gelirler sana yöneltilmişse cevabın vergidir. Sadece vergi karşılıksızsa, o zaman devletin elde ettiği diğer gelirlerde bir karşılık var. Bravo. İşte bu karşılık devletin elde ettiği gelir için anahtar kelime olacak. Ne demişim bak? Resim için izin karşılığı. Şimdi şöyle bir düşün bakalım. Biz belediyeden, devlet idaresinden, herhangi bir kurumdan bir işlem için izin almak zorunda kalabilir miyiz? Elbette. İş yeri açacağım, izin alacağım. İş yeri kapatacağım, izin alacağım. Bir yerde stand kuracağım, tabela asacağım. Bütün bunlar için izin almam gerekiyor ilgili yerden, devlet idaresinden. İşte devlet idaresine o konu için izin almak üzere gittiğinde İzni verir. Teşekkür ederim dersin. Ama ben izin verdim sana der. Teşekkür ederim dersin. Ama izin verdim der. İşte onun, özür dilerim, o devlet idaresinin iznine karşılık ödediğin paraya resim deniyormuş. Hiç öyle aklından geçtiği gibi fotoğrafla falan alakalı bir şey değil. İznin karşılığı. Bir diğeri neymiş bakalım? Harçmış. Evet, bilen bilir, ben kahve severim değil mi? Evet. Harç için anahtar kelime neymiş? Kamu hizmeti karşılığı. Ne demek kamu hizmeti? Devletin bana sunmuş olduğu hizmetler. Sağlık hizmeti, eğitim hizmetleri. Düşün bakalım. Senelerce üniversitede, devlet üniversitesinden hizmet aldım. Karşılığında harç ödedim. Bugün devlet hastanesinden hizmet alıyorsun. Karşılığında bir para ödüyorsun. Az da olsa. Hatta hastanede ödemesen de, değil mi, eczanede çıkıyor karşına. İşte devletin sana sunmuş olduğu bu kamu hizmeti karşılığında ödediğin bedele, gelire devletin kasasına ne olarak giriyor? Harç olarak giriyor. Bir diğeri şerefiye. Şerefiye bir yerde geçti. Dikkatli olanlar hatırladılar. Peştemaliye diye de geçer. Şerefiye diğer adı, halk arasındaki adı söylemiştim. Hava parası olarak da geçer. Anahtar kelimen imar, iskan, bayındırlı. Şimdi benim bir yerde arazim var. Benim bir yerde gerçekten arazim var. Değeri 1 lira arkadaşlar. Ama o arazim imara kapalı. Bu ne demek? Olumsuz bir şey. Yani ben oraya bir taşınmaz inşa edemiyorum. Suyu yok, elektriği yok. Dolayısıyla değeri 1 lira. Devlet benim arazimi, aradan bir zaman geçti, imara açtı. Vav, bu harika bir haber. Su getirdi, yol getirdi, köprü getirdi. İşte üniversite yaptı oraya. Benim arazimin değeri oldu 10 lira. İşte bir bölgede devletin o bölgeye getirdiği imar, iskan, bayındırlık çalışmaları sayesinde o bölgedeki taşınmazların değer artışı arttı değil mi? 1 liradan 10 liraya çıktı. Bu değer artışına biz şerefiye diyoruz. Tüm
Türkiye'de olduğu gibi yani bütün illerde şunu görüyorsunuzdur. Hangi illerde yaşıyorsanız hepinize bir kez daha kucak dolusu sevgiler. Mesela bazı bölgelerde taşınmazların satış fiyatlarının bir diğer bölgeye göre çok uçuk rakamlarda olduğunu görürsünüz. Bursa'dan örnek vereceğim. İşte FSM, Bulvar, Balat, Bağ, Devrim, ağzını burnunu kaydırarak söylediğim mahallelerde evlerin fiyatları 750 bin, 1 trilyonken aynı özellikteki bir başka ev X mahallesinde 500 bin liradır. İşte bu şerefiyeden kaynaklıdır. Hava parası denmesinin nedeni de budur. Havaya veriyorsun. Yani ben orada oturuyorum demek için veriyorsun. Bazen daireler arası da şerefiye farkı vardır. İşte ara kat, güneş gören, görmeyen, deniz gören, görmeyen, kuzey cephesi, güney cephesi gibi buna da şerefiye diyoruz. Peki hep yaptığım gibi yine şunu yapacağım. Ben devletin elde ettiği gelirlere nasıl çalışmalıyım? Devletin elde ettiği gelirlere çalışırken tek dikkat etmen gereken yer anahtar kelimeler. Eğer soruda sana devletin karşılıksız elde ettiği gelir diyorsa vergi. Devletin izin karşılığı elde ettiği gelir diyorsa resim. Devletin kamu hizmeti karşılığı elde ettiği gelir diyorsa harç. Devletin imar, iskan, bayındırlık karşılığı elde ettiği gelir derse de şerefiye cevabını vereceksin. Kamu hukuku alt dallarının önce neler olduğunu sıraladık. Vergi hukukuyla konuşmaya başladık. Verginin tanımını öğrendim. Vergi ilkelerini öğrendim. Ve neler üzerinden hangi isimle vergi verdiğimi öğrendim. Bir sonraki ders burada seninle birlikte ceza hukukunu inceliyor olacağız. Hadi biraz dinlen. Ceza hukukuyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.